Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji dersi birinci dönem birinci yazılıya hazırlık birlikte yapacağız gençler. Öncelikli olarak tabii ki yazılıya hazırlık konularınızdan bahsedeyim. Nereye kadar tekrar etmeniz gerektiğinden bahsedeyim. 10. sınıfta ilk ünitemiz tabii ki hücre bölünmeleri ünitesiydi. Bu ünitenin içerisinde mitozdan, eşeğsiz üremeden, mayozdan ve eşeğli üremeden bahsediyoruz. Bazı okullarda mayoz bölünmenin sonuna kadar gelindi, bazı okullarda eşeyli üremenin sonuna kadar geldi gençler. Sayfa 57'ye kadar 10 dinamo'dan çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Özellikle yazılı hazırlık kısımlarına dikkat edin. Yazılıda karşınıza çıkabilecek sorulara çok yakın sorular koyarak hazırladık kitabı. Mutlaka yazılıya girmeden yazılı hazırlık sayfasını çözün diyorum. Peki sadece yazılıya hazırlığımızı 10 dinamodan mı yapalım? Hayır yazılı notları tabii ki bizim en büyük yardımcımız olacak gençler. Sadece biyoloji değil edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji içerisinde yazılı notlarının birinci dönemle ilgili tüm yazılıda çıkabilecek kısımlar yer alıyor. Öğretmenlerimizin kesin soracağı, kesin çıkacak kısımları da özellikle belirttik gençler. Mutlaka çantanızda taşıyın yazılıya girmeden önce hızlıca bir göz gezdirin diyorum. Yazılı hazırla. Hazırsanız yazsın arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak tabii yazılıda çıkacak kısımlardan bahsedelim. Gençler hücre bölünmelerinde ilk olarak mitozdan bahsetmiştik. Mitoz hücre döngüsünün bir parçasıydı aslında. Hücre döngüsüyle neyi kastediyorduk? Hücrenin hayatından başlıyorduk, bahsediyorduk. Bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürenin tamamı birden hücre döngüsü hücre hayatı anlamına geliyordu. Hücre döngüsünün de ana iki evresi vardı. Bunlardan birincisi interfaz yani hazırlık yaptığımız evre bir diğeri ise mitotik evreydi. Mitotik mitotik evrenin içerisinde de çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz, bir de sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği sitokinez evresi meydana geliyordu. Biz bunu kodlayacaktık. Önce interfaz geliyor, sonra çekirdek bölünmesindeki profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez şeklinde ilerliyordu. İp mats olarak da aklımızda tutabilirdik. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde de aklımızda tutabilirdik. Mitoz sonucunda kesinlikle genetik çeşitlilik yok. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Kromozom sayısında değişim söz konusu olmazdı. Ama hücrenin stoplazma miktarında, hacminde, kütlesinde değişiklikler meydana gelebiliyordu. Hayvansal ve bitkisel hücrelerin mitozundaki farklar önemli. Yazıldı hocanın sorma ihtimali çok yüksek gençler. Hayvansal hücrelerde sitokinez boğumlanmayla gerçekleşiyordu. Bitkisel hücrelerde ise çeper olduğu için ara lemel ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. Bir de iyi ipliklerinin üretildiği sentrozom hayvansal hücrelerde bulunuyordu. Bitkisel hücrelerde ise iyi ipliği üretici özel bölgeler vardı. Sitoplazmada bu taraf tarafından tabii ki iyi ipliklerinin üretimi gerçekleşmiş oluyordu. Buradan sonra eşeğsiz üreme kısmına geçmiştik. Eşeğsiz üremeye baktığımız zaman da bölünerek tomurcuklanma, rejelik, dejenerasyon, sporlu üreme, vejetatif üreme ve partonogenes şeklinde gruplandırılıyordu. Bölünerek kimler üreyebilir? Tabii ki tek hücreli canlılar, prokaryotlardan bakteriler, arkeler, ökaryotlardan amip, öglene, paramesyum gibi canlılar bölünerek üreme yapacak. Tomurcuklanma dediğimiz zaman da ana canlının vücudunda bir çıkıntı meydana gelecek mitozla. Mitozla büyüyüp 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 yeni bir canlıyı meydana getirecekti. Fix örnek olarak kim aklımızda kalacak? Hidra. 왜? bir amayasından bahsediyorduk gençler. Koloni oluşturabiliyorlardı, bağımsız da yaşayabiliyorlardı. Rejenerasyon canlının kopan bir parçasından yeni bir canlı oluşması anlamına geliyordu. Birey sayısında artışa sebep olursa rejenerasyonlu üreme gerçekleşir diyorduk. Rejenerasyon aslında yenilenme anlamına geliyordu. Mesela kertenkele kuyruğunu kaybettiği zaman kertenkeleden yeni kuyruk çıkıyor. Yani organ düzeyinde rejenerasyon görülüyordu. Bizim de yaralanan dokularımız kendi ...kendini tamir ediyordu, doku düzeyinde rejenerasyon, kuşlar ve memelilerde söz konusu oluyordu sporla üremeye bakacak olursak spor ne demek? Bu canlı bir tane hücre yapıyor, etrafını sert bir örtüyle kaplıyor. Daha sonra şartlar olumsuzlaşırsa veya herhangi bir faktörün etkisiyle etrafa yayıyor. Etrafa yayılan sporlar uygun koşullar bulunca çimlenerek ana canlıyı meydana getiriyordu. Sporla üremeye de mantarları unutmayacaktık, tohumsuz bitkileri unutmayacaktık. Vegetatif üreme ise yüksek yapılı bitkilerde görülen bir üreme şekliydi aslında bitkinin kopan bir parçasından başka bir bitkiyi genetik yapısı aynı şekilde üretmek anlamına geliyordu. Mantığı rejenerasyonla aynıydı. Mesela gidiyorsun ağacın dalını kesiyorsun toprağa götürüp ekiyorsun haliyle toprakta o ağaç büyüyordu. Partanogenezle üreme dediğimiz zamanda gençler döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesi anlamına gelecek. Soruları özellikle arılar üstünden karşımıza çıkaracaklar. Kraliçe arılarımız iken kromozomlu dişi arılardı. Erkek arılar en kromozomluydu. İşçi arılar dişi arılardı diken kromozomluydu fakat üreme yetenekleri yoktu. Krali çağrının ürettiği yumurta döllenme olmadan gelişirse erkek arılar meydana geliyordu. Soruları çözerken de ben tabii ki aralarda size küçük 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 ipucular vereceğim diyeyim gençler. Mayoz ve şeyli üreme kısmına da geçiyorum. Mayoza baktığımız zaman mitozla mayozun farkı kesin kesin yazılı da çıkar yüzde yüz gençler. Çünkü üniversite sınavında da çok sık çıkıyor. Okul hocaları da çok sık soruyor. Mitoz bölünme dediğimiz zaman bir hücreden iki hücre oluştu. Mayozda ise bir hücreden dört yavru hücre oluşuyordu. Mitozda kromozom sayısı değişmiyordu. Mayozda kromozom sayısı yarıya inecekti. Mitozda genetik çeşitlilik meydana gelmiyordu. Mayoz'da genetik çeşitlilik meydana gelecek. Mitoz'da eşeysiz üremenin gerçekleşmesi söz konusu oluyordu. Yani eşeysiz üremenin temelini oluşturuyordu. Mayoz ise eşeyli üremenin temelini oluşturacaktı. Mayoz'un en başında bir interfaz evresi söz konusu oluyordu. Interfaz evresinde DNA'nın eşleneceğini biliyoruz. Interfaz mayozun başında sadece bir kez meydana gelecek. Daha sonra mayozun kendi içerisinde mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane evresi vardı. Mayoz 1'e baktığımız zaman çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere iki aşamadan meydana geliyordu. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz 1 dediğimiz mayoz 1'in çekirdek bölünmesiydi. Sitokinez 1 de sitoplazma bölünmesi anlamına geliyordu. Mayoz 1'de. Sonra mayoz 2 evreleri söz konusu olacaktı. Kromozom sayısı mayoz 1'in sonunda yarıya inecekti. Unutmayın diyeyim gençler. Mayoz bölünme sonucunda oluşan gamet dediğimiz mesela hayvanlardaki yumurta, sperm gibi hücrelerin birleşmesi, döllenmesi sonucunda eşeyli üreme meydana geliyordu. Eşeyli de iki tane ata birey olacak. Genetik çeşitlilik tabii ki meydana gelecek diyeyim. Buradan hemen hemen sorularıma geçiyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D harfi yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Hücre döngüsünün en uzun evresi interfazdır demiş. Hücre döngüsünü düşündüğümüz zaman hücre döngüsünün en uzun evresi tabii ki interfazdı. Interfaz dediğimiz evre hazırlık evresi anlamına geliyordu. Hatta bazı hücreler hayatının yüzde doksanını interfazda geçiriyor. O zaman bizim için doğru hücreler birim hacme düşen yüzey miktarını arttırmak için bölünmek zorundadır hücrelerin bölünmesinin sebeplerinin içerisinde tabii ki bu durumda yer alıyordu hücreler büyüdüğü zaman hacimleri artıyordu yüzeyleri de artıyordu. Madde alışverişlerinde aksaklıklar meydana geliyordu. E birim hacme düşen yüzey miktarını arttırmak için tabii ki bunlar bölüneceklerdi gençler. Bu da bizim için doğru. Embriyonik hücreler interfazın G1 ve G2 evrelerini gerçekleştirmez demiş. Interfazın kendi içerisinde G1S ve G2 evreleri vardı. S evresi DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evreydi. S evresinde tabii ki DNA miktarı iki katına çıkacak. Embriyonik hücreler dediğimiz hücreler büyümeye fırsat bulamadan direkt bölünmeye geçen hücrelerdir. G1 ve G2 evreleri gerçekleşmez bu hücrelerde. Ökaryot hücrelerde DNA proteinlerle birleşerek kromatin iplikler halinde sitoplazmada yer alır. Yarısı doğru yarısı yanlış. Şuraya kadar her şey iyiydi. Ökaryot canlıları düşündüğümüz zaman bizim DNA'mız var. DNA'mızın etrafını saran bir histon proteini dediğimiz protein var. Bu histon proteini ile DNA birlikte kromotin adı verilen yapıları meydana getiriyorlar. Nerede? Hücrenin içerisindeki çekirdekte. Ökaryotlarda, kromatin ipliklerin, DNA'nın, sitoplazmada ne işi var ki? Eşeğsiz üremenin temeli tabii ki mitoz bölünmeye dayanacak gençler. Temeli mitoza dayanıp genetik çeşitliliğin yaşanmaması eşeğsiz üremenin en temel özelliğidir. Doğru yanlış sorularımla devam ediyorum. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden de kesin ve kesin soru karşınıza çıkacaktır gençler. Mutlaka hangi canlıda özellikle görüldüğünü bilin. Hani en başta anlatırken söyledim ya bölünerek üreme tek hücrelilerde görülecek. Tomurcuklanma hidra ve mayasında görülecek. Sporlu üreme mantarlarda görülecek gibi üreme şekli örneği mutlaka karşınıza çıkacak. Bir canlının rejenerasyon yeteneğiyle gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır demiş. Tabii ki yanlış gençler. Rejenerasyon yenilenme anlamına geliyordu. Bazı canlılarda üremek amaçlı gerçekleştiriliyordu fiks örneği kim? Deniz yıldızı. Deniz yıldızının vücudundan bir parçayı kopartıyorsun. Kopan parça kendini yeniliyor. Parçanın koptuğu kısım da kendini yeniliyor. Birey sayısı iki katına çıkmış oluyor. Ama tutuyorsun kertenkeleye doğru geldin. Organını kaybedip yerine yeni organ çıkartabiliyor. En gelişmiş canlı kuşlar ve memelileri düşündüğün zaman kolum kopunca yerine yeni kol çıkıyor mu? Hayır. Organ düzeyinde rejenerasyon görülmüyor bizde. Üremek amaçlı zaten görülmez bizdeki doku düzeyinde yani genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır diyeyim Eşeyli üreme iki atacağını tarafından gerçekleştirilirken eşeğizsiz üreme de tabii ki tek bir atacağını bulunuyor gençler doğruyu yapıştırdım. Doku kültürü yöntemiyle ekonomik değeri yüksek bitkiler çoğaltılabilir. Vejetatif üremenin bir çeşidi değildi doku kültürüyle üreme tekniği. Ne yapıyorduk aslında vejetatif üremeyi anlatırken ne dedik ağacın dalını kesiyorsun götürüyorsun gömüyorsun Aa, yeni ağaç oldu diyorsun. Aslında teknoloji çok gelişti Ben ben ağacın dalını kesmek yerine ağaçtan sadece bir hücre kümesi alsam da yeni ağacı meydana getirebilirim. Doku kültürü tekniğinde de aslında bu yöntem kullanılıyor. Özel laboratuvar şartlarında ana bitkiden alınan bazı hücrelerden Tekrar genetik yapısı aynı bitki yetiştiriliyor. Gençler tabii ki laboratuvar şartlarında steril ortamlarda bu işi gerçekleştiriyoruz. Haliyle baktığımız zaman meşakkatli bir iş. Ya ekonomik değeri yüksek bir bitkiyi yetiştireceğim bu şekilde. Ya yetiştirilmesi çok zor bir bitki olacak. Laboratuvar koşullarında bu şekilde yetiştireceğim. Veya nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir bitki olacak. O zaman bu şekilde yetiştirmeyi gerçekleştirmiş olacağım. Bu bizim için doğru oldu. Kanserli hücrenin bulunduğu dokudan farklı dokulara dağılmasına metastaz denir demiş. E bakıyorum kanserli hücre dediğimiz şey emirleri algılamayan, sınırsız şekilde bölünebilen, kontrol noktalarında denilenleri yapmayan bir hücre kümesi. Bu hücre kümesi vücudumda çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Bulunduğu yerden başka yerlere yayılırsa bu olaya metastaz ismi veriliyor. Mitozun profazın evresinde kromozomlar iki kardeş kromatitten oluşur. Kardeş kromatitleri bir arada tutan yapıya sentromer denir. Şimdi bakıyorum mitozun profaz evresine baktığımız zaman kromozomların meydana geldiğini görüyorum. Kromozom dediğimiz şey birbirinin fotokopisi olan kardeş kromatitlerden meydana geliyordu. Yani şuradaki genetik yapıyla buradaki genetik yapı birbiriyle aynıydı. Burada kahverengi gözgeni varsa burada da kahverengi gözgeni var. Burada işte kıvırcık saç geni varsa burada da kıvırcık saç geni vardı. Zaten ikisi birbirinin fotokopisi gibi olduğu için bunlara kardeş kromatit ismi veriliyor. Kardeş kromotitleri bir arada tutan bölgelere de tabii ki sentromer ismi veriliyordu gençler hatta bunların iyi ipliklerine tutunmasını sağlayan şey sentromerlerindeki kinetekorlardı. Buradan boşluk doldurmalarımıza da geçiyorum. İnterfazın daha doğrusu DNA interfazı evresinin esinde kendini eşlemesine nokta nokta denir. İnterfaz G1 S G2 evrelerinden meydana geliyor. S evresinde DNA işleniyor. G1 ve G2'ye yuvarlak aynı cümleleri yapıştırabilirsin organel sentezi artar, enzim sentezi artar, ATP sentezi artar, protein sentezi artar gibi en can alıcı nokta S evresi dediğimiz evredir gençler. Burada DNA'nın kendini eşlemesine tabii ki replikasyon ismi veriliyordu. Geliyorum diğer boşluğuma. Hücre döngüsünün kontrol noktaları nokta 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 noktadır. Hücre döngüsünün basit bir şekilde gerçekleşebilmesi, kusursuz bir şekilde genetik yapısı birebir aynı hücrelerin oluşabilmesi için bazı kontrol noktaları var. Zaten kontrol noktalarında bir sıkıntı yaşanırsa hücrelerde kanserleşme durumu söz konusu oluyor. Bu kontrol noktalarından birincisi G1 kontrol noktası dediğimiz kontrol noktasıydı. İnterfazın G1 ile de eşleyebilirsiniz. S evresi gerçekleştikten yani DNA işlendikten sonra hücre mecburen bölünecek. Haliyle bu hücrenin bölünmeye ihtiyacı var mı? Gerçekten bölünmesi gerekiyor mu? Bunlar G1 kontrol noktasında kontrol ediliyordu. Sonra G2 kontrol noktası dediğimiz kontrol noktası vardı. Yine interfazın G2'siyle eşleyebilirsiniz. İkisinin arasında ne oldu? S evresi. Yani DNA'nın eşlenmesi gerçekleşti. E G2 evresinde ne kontrol edilecek? DNA'nın eşlenmesinde bir hata var mı? Bir sıkıntı yaşandı mı? Eğer bir sorun varsa bölünme devam etmeyecek, durdurulacak. DNA kendini onardıktan sonra işlere devam edilecek. Üçüncü kontrol noktamız da M kontrol noktasıydı. Aslında metafaza denk geliyordu. Metafaz evresini düşündüğümüz zaman kromozomlar hücrenin ekvatoral bölgesinde iyi ipliklerine tutunuyorlardı. E bakılacak burada Tüm kromozomlar ipliklerine tutundu mu? Benim 46 tane kromozomum var. 45'i tutunur, bir tanesi tutunmazsa bir yere fazla gider, bir yere az gider diyeyim gençler. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması sonucu tabii ki kanser hastalığı dediğimiz hastalık meydana geliyor. O hücre kümesi tümör oluşumuna neden oluyor. Eğer bulunduğu dokuda sadece kalıp etrafa yayılmıyorsa iyi huylu tümör diyorduk. Etraftaki dokulara yayılıyorsa kötü huylu tümör ismini veriyoruz. Kromozomların en belirgin olduğu evre nokta nokta evresidir. Karyotip bu evrede yapılır. Kromozomları en net şekilde görebildiğimiz evre metafaz evresiydi. Metafaz evresinde fotoğraflarını çekip bilgisayar ekranına atıyorlardı. Kromozomları sayıyorlardı. Normal şartlarda sağlıklı bir insanda mesela 46 tane kromozom olması gerekiyor. Mesela diyelim ki hamile bir kadından örnek aldılar. Kromozomlarını saydılar. 45 kromozom var veya 47 kromozom var. O zaman anneye sizin çocuğunuzda kromozom sayısı ile ilgili bir hastalık var diye bilgi verebiliyorlardı. Kromozomların bilgisayar ekranına atılıp burada boyanarak sayılması işlemine, yapısına bakılması işlemine karyotip deniyordu. İ iplikleri hayvan hücrelerinde nokta nokta, bitki hücrelerinde nokta nokta tarafından oluşturulur. Hayvan hücrelerinde sentrozom organeli dediğimiz organel vardı. Sentrozom organeli tarafından i ipliklerinin üretimi gerçekleşiyordu. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde ise sentrozom organeli yok. Bunlarda mikrotübül organize edici bölgeler var. Sitoplazmada yani i ipliği üretici bölgeler. Bu bölgeler tarafından i iplikli üretiliyordu, yani stoplazmada da diyebiliriz, mikrotübül organize edici bölgede de diyebiliriz gençler, stoplazma olarak yazayım. Prokaryotlardan nokta nokta, ökaryotlardan amip, öglene, paramesyum nokta nokta ile ürer. Bir kere prokaryotların tamamı tek hücreli, üreyebilme şekli ikiye bölünme olacak, bölünerek üreme yapabilecek. Prokaryotlardan bakteriler diyebilirsin veya prokaryotların tamamı diyebilirsin veya arkeler de diyebilirsin. Ne dersin hocam kabul etmek zorunda çünkü arkeler de ikiye bölünmeyle üreyecekler. Amip, öglene, paramesyum metzyum ökaryotlardaydı ama bunlar tek hücreliydi. Tek hücrelilerse tabii ki bölünerek üremeyi gerçekleştirmiş olacaklar. Hayvan hücrelerinde sentrozomlar nokta nokta evresinde eşlenir. Sentrozom bir organeldir. Organellerin eşleştirilmesi, eşlenmesi interfazın G1 evresinde meydana gelir. Organel sayısı o evrede artar. O yüzden de ben buraya gayet interfaz yazacağım gençler. Interfaz evresinde eşlenme meydana geldiği için devam ediyorum boşluk doldurmalarıma. Mayoz sonunda oluşan hücrelere genel olarak ne ismini veriyoruz? Üreme hücresi yani gamet ismini veriyoruz. Hayvansal canlılarda yumurta ve spermler gametlerde. Bitkilerde dişilerin ürettiklerine yine yumurta ismini veriyoruz ama erkek üreme hücrelerine polen ismini veriyoruz. Olumsuz ortam koşullarına dayanıklı, sağlam bir örtüyle kuşatılmış, özelleşmiş üreme hücrelerine de spor adını veriyoruz. Sporlar etrafa yayılıyor. Uygun koşullar oldu. Hava sıcaklığı üreyebileceği, büyüyebileceği duruma geldi veya yağmur yağdı. Sporlardan ana bitki meydana geliyor. İki bitki parçasının tek bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi tekniğine nokta nokta ismi verilir. Bu tekniğin adı neydi? Aşılama yöntemi dediğimiz yöntemdi gençler. Bizim bir tane ağacımız olsun. Ağacımızın dalını kesiyorlardı. Ağacımızın dalını kestikten sonra kestikleri bir dalı buna birleştiriyorlardı. İki tarafta yaralı olduğu için yaralar arasında kaynaşma söz konusu oluyordu. Daha sonra etraflarını bir Bezle çevriliyorlardı. Bir sene sonra bezi açtıklarında dalla ağacın birbirine kaynaştığını görüyorlardı. Yani ben bir ağacın atıyorum karadut ağacına beyaz dut aşıladılar. Bir dalından kara dut yerken diğer dalından beyaz dut yiyebiliyordum. Yani bu birleştirme tekniğine tabii ki aşılama ismini veriyoruz. Mayoz bölünme sadece nokta nokta hücrelerinde gözlenir. Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesi söz konusu. Mayoz bölünme sadece diploid hücrelerde meydana gelecek veya şöyle de diyebiliriz gençler eşey ana hücrelerinde meydana gelecek. Mayoz bölünme sonucunda tabii ki eşey hücreleri oluşacak. 2n46 kromozomlu bir hücre arka arkaya 3 mitoz geçirirse toplam nokta nokta tane hücre oluşur. Her bir hücrenin kromozom sayısı da nokta noktadır demiş gençler. Bu yazılıda da kesin karşınıza çıkacak. Hocanızın bilmenizi istediği bilgilerden ilk bilgileri içeren bir kısım gençler. Şöyle bir durum söz konusudur. Hemen çizerek göstereyim. Bizim bir tane hücremiz var. Bu hücreye baktığımız zaman hücremiz 2 en eşittir 46 kromozomlu. Birinci mitozu geçirdi. Hop iki tane yavru hücre oldu. Sonra bu ne yapacak? İkinci mitozu geçirecek. Kaç tane hücre oluştu? Dört tane. Sonra bu üçüncü mitozu geçirecek. Üçüncü mitozu geçirdiği zaman da 8 tane yavru hücre meydana gelmiş olacak. Bazen bunu yazıyorsunuz sonra tutuyorsunuz hepsini birden saymaya başlıyorsunuz. Hayır sakın düşme bunlar bitti burayla iş Gitti. 3 mitoz geçirildiği zaman kısaca yapmak istersem 2 üzeri 3'ten 8 tane yavru hücre meydana gelir. Mitozda kromozom sayısı değişmediğine göre şu hücre kaç kromozomluysa burada olan her bir hücrenin kromozom sayısı da o kadar olacaktır. Yani 2 46 kromozomlu bir hücre arka arkaya 3 mitoz geçirirse toplam 2 üzeri 3'ten 8 hücre oluşur. Kromozom sayısı değişmediği için oluşan her hücrenin kromozom sayısı da 46 olarak kalır. Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi nokta noktayla hayvan hücrelerinde nokta noktayla gerçekleşir demiş. Şimdi hayvansal hücreleri düşündüğümüz zaman iki tane çekirdek meydana geliyordu. Sonra bunlar dıştan içeriye doğru boğumlanma yapıyorlardı. Boğumlanma sonucunda da bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Yani hayvan hücrelerde hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi tabii ki boğumlanma dediğimiz olay sonucunda meydana gelecek gençler. Bitkisel hücreleri düşündüğümüz zaman bitkilerin hücre çeperi, hücre duvarı var ve bu ölü. Ölü olan bir şey boğumlanma yapamaz. O yüzden de onlarda ara çeper, ara lemel oluşumu söz konusu oluyordu ara çeper oluşumu sonucunda bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Mayozda kromozom sayısı nokta noktada yarıya iner diyor. Mayoz bölünmenin mayoz birinin sonunda kromozom sayısı yarıya iner. Mayozda genetik çeşitliliğe yol açan nokta nokta olayı nokta nokta evresinde nokta nokta olayı nokta nokta evresinde gerçekleşir diyor. Mayozda genetik çeşitliliğe sebep olan iki tane ana olayımız var gençler. Bunlardan birincisi crossing over dediğimiz olaydır. Crossing over parça değişimi anlamına geliyor. Tabii ki nerede meydana geliyordu? Profaz 1'de. O zaman ilk olarak onu yazıyorum. Mayozda genetik çeşitliliğe neden olan crossing over dediğimiz parça değişimi olayı tabii ki profazın ilkinde yani profaz 1'de meydana gelir nokta nokta dağılması yani kromozomların dağılması dediğimiz evre o da anafaz evresinde meydana gelecek kromozomların zıt kutuplara doğru çekildiği evre anafaz bir evresidir. Eşleştirme sorumuza da geliyorum gençler. Bunu da tabii ki okuldaki hocalar çok fazla derecede seviyorlar. Ya boşluk koyuyorlar, oradan bunu bulmanı istiyorlar. Ya da bizim dediğimiz gibi, bizim verdiğimiz gibi doğrudan eşleştirme sorusu koyuyorlar. Hemen birlikte yapalım. Geçici olarak kromozomların iki katına çıktığı mitoz evresinden bahsediyor. Mitoz bölünmede kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Ama anafaz evre kardeş kromotitler. Zıt kutuplara çekildiği zaman artık her birine kromozom ismini veriyorduk. O yüzden de ana anafaz evresinde geçici olarak iki katına çıkma söz konusuydu. O zaman birin kime gitmesi lazım? Tabii ki G'ye, anafaz evresine gitmesi lazım. Tür içinde kromozom sayısını sabit tutan bölünmeye koşup gidip mitozu yapıştırmıyorsun. Sakın sakın düşme. Hoca düşürmek isterse mutlaka bu cümleyi yazacaktır. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan bölünme çeşidi mayoz bölünme ve döllenme olayıdır. Ben mayoz bölünme yaparak 23 kromozomlu bir hücre oluşturacağım erkekten de 23 kromozomlu hücre gelecek. Benden gelen yumurtayla erkekten gelen sperm birleştiği zaman bebiş yine 46 kromozomlu olacak. Yani mayoz bölünme ve döllenme olayları tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlamış oluyor. Tür içinde kromozom sayısını sabit tutan bölünme tabii ki mayozdur. O zaman E de bizim için şuraya gitti. Üreme amacıyla bitkiden alınan yaprak, kök ve gövde parçalarını Çelik ismi veriliyor daha sonra çelikler uygun koşullar altında ana bitkiye dönüştürülüyor her bitkiden aldığın her şeyi de çoğaltamazsın mesela menekşe bitkisinin yaprağını kopartıp evde suya koyuyorsun kökleniyor ana bitkiye dönüşüyor ama ya falanca bitkinin de yaprağını alayım diyemezsin bitki dürüne göre farklılaşmalar söz konusu oluyor Geldim dörde. Ana canlının vücudunda oluşan çıkıntıdan yeni canlı oluşmasına tomurcuklanmayla üreme ismini vereceğiz gençler. Tomurcuklanmayla üremede fix örnek kimi bileceksin? Hidrayı omurga hayvanlardan sölenterdi. Bir de tek hücreli mantar olan maya mantarını bileceksin. İyi ipliklerinin kromozomlarda bağlandığı bölge İ iplikleri kromozomlarda kinetokor adı verilen protein ipliklere bağlanacak. Gençler o zaman A'yı da buraya yapıştırdım. Biri anneden diğeri babadan gelen karşılıklı bölgelerinde aynı özelliği kontrol eden genleri taşıyan kromozomlara homolog kromozomlar ismini veriyoruz. Homolog kromozomlar da mayoz bölünmede yan yana gelerek neyi meydana getireceklerdi? Tetratları. Crossing over tetrat, e, parça değişimi gibi kelimeleri görüyorsan yapıştır, mayoz bölünmeden bahsediyordur. Homolog kromozomların yan yana gelerek oluşturduğu yapılara tetrat ismini verdik. Döllenmemiş yumurtadan yeni bir canlının meydana geldiği üreme şekli partenogenez ile üremeydi. Özellikle bal arıları üstünden sorular gelir ama kamçı kuyruklu kertenkele gibi türlerde de partonogenez görülüyordu veya laboratuvar koşullarında da deneysel partonogenez gerçekleştiriliyordu. Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi işine crossing over ismini veriyoruz. Yani 9'un F'ye gitmesi gerekiyor. Anafaz 2 evresinde kutuplara çekilen yapılarda tabii ki kardeş kromotitler olacak. Çünkü kromozomların paylaşımı Mayoz 1'de anafaz 1'de gerçekleşti. Kardeş kromatitlerin paylaşımı ise Ana faz 2'de meydana geldi. Bunun da C olması gerekiyor diyeyim. Gençler şöyle bir elimi de çekeyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler eşleştirmeye baksınlar. Hemen devam ediyorum sorularıma. Bu da yine mayozla mitozun arasındaki farkı gösteren bir soru. Genellikle hocanız sözel olarak yazılmasını da ister gençler. Mayozla mitozun arasındaki 5 farkı yazınız mayozla mitozun 5 ortak özelliğini yazınız gibi soru yazılınızda mutlaka mayoz dahilse çıkacaktır diyorum. Biz de burada aslında ven şemasının üstünde karşılaştırmasını yapacağız. Mitoz bölünmeye baktığımız zaman kromozom sayısı değişmezin hemen oraya gitmesi gerekiyor. Mitozun altına yazdım kromozom sayısı değişmedi. Bir hücreden 4 tane hücre oluştuysa o mayoz bölünmedir. B'yi mayoza yazdım. Kalıtsal çeşitliliğin mutasyon gibi ekstrem bir durum yoksa kalıtsal çeşitliliğin görülmediği şey tabii ki mitoz olacak. C'yi buraya koydum çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesinin iki kez gerçekleştiği mayoz bölünmedir. Hemen yazdım. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekildimesi şekli şu şekilde gençler. Mitozun anafaz evresinde mayoz 2'nin de anafaz 2 evresinde meydana geliyordu. Yani kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi E'de meydana gelecek. Öncesinde DNA işlenir. Mitozunda mayozunda tabii ki öncesinde DNA'nın eşlenmesi söz konusu olacak interfaz ikisinde de meydana gelecek diyeyim gençler. Hemen bir tane de partonogenezle ilgili soruya geçiyorum. Üniversite sınavında da bunun şeklini verdiler daha önceki yıllarda 3-4 sene önce. Şeklin üstünde yine buralara A, B, C, D'leri koydular. Yine bunun benzeri bir soru sordular gençler. Şimdi partonogenizi kısaca hatırlatayım. Kraliçe arılarımız var, erkek arılarımız var, işçi arılarımız var. Üreme yeteneğine sahip olan arılar kraliçe arılardı. Kraliçe arılar iken kromozomlu. Erkek arılar en kromozomluydu. Bir de işçi kısır arılarımız var. Onlar dişi arı yine iken kromozomlular ama üreme yetenekleri yok. Kraliçe arımız iken kromozomluydu. Ne yapacaktı? Mayoz bölünme geçirerek en kromozomlu yumurtalarını meydana getirecekti. Şurayı kapadım. Erkek arılarımız en kromozomlu. En kromozomlu bir canlı mayoz yapıp en bölü ikiye düşemez. Gözüyle ilgili yarım gen veremez. Ne yapacak? Mitoz geçirecek. Mitoz sonucunda da spermlerini meydana getirecek. Yumurta meydana geldi. Sperm meydana geldi. İkisinin birleşmesine döllenme ismini veriyoruz. Döllenme sonucunda zigot meydana gelecek. Sen zigotu tutar çiçek tozuyla beslersen işçi arılar yani kısır arılar dişi arılar meydana gelecek. Arı sütüyle beslersen de kraliçe arı dediğimiz arılar meydana gelecek. Buraya kadarki kısımda sıkıntı yok. Partonogenez bu işin neresinde? Partonogenez kapattığım kısımda. Döllenmemiş yumurtadan erkek bireyler gelişiyor. Döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana gelmesi işine partenogenez ismi veriliyor gençler. Yandaki şemada bal arısının üremesi şematize edilmiştir. Şemaya göre kalıtsal çeşitliliğe neden olan olayları yazınız diyor. Şimdi bakıyorum. Harflerle gösterilen olayların isimlerini ilk olarak yazayım. A ile gösterdiğini zaten yazdım. Mayozdur. B ile gösterdiğim mitozdur. C ile gösterdiği döllenme dediğimiz olaydır. D ile gösterdiği ise partonogenez dediğimiz olaydır. Yani canlının gelişmesini sağlayan olaydır. Kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay tabii ki mayozla gösterilen kısım olacak. Yani A ile gösterilen kısım. Bir de döllenme olayı tabii ki genetik çeşitliliğin oluşmasına neden olur. Şuradaki partonogenezde de zaten yumurtanın mitozla gelişmesi var gençler. Mitoz kısmı genetik çeşitliliğe neden olmuyor diyeyim. Hemen diğer soruma da geçiyorum. 2 an 24 kromozomlu bir hücrede gerçekleşen mayozda profaz 1'de oluşan tetra sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum. Normal şartlarda aslında böyle matematiksel hesap yapmamıza gerek yoktu ama küçük bir şey göstermek istiyorum. Bizim kromotitlerimiz var. Kromotitler eşleniyorlar hücre bölünmesi sırasında kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyorlar. O zaman iki tane kromotit bir tane kromozomu meydana getirmiş oluyor. E dört tane kromotit olduğunu düşünürsek, dört tane kromotit de yan yana geldiği zaman iki tane kromozomu meydana getiriyor. Bu iki kromozom da bir araya geldiği zaman tetrat adını verdiğimiz yapıları meydana getirmiş oluyor. O zaman şöyle diyebilirim. Dört tane kromotit bir araya gelirse iki tane kromozomu meydana getirir. İki tane kromozom da bir tane tetratı meydana getirmiş olur. Benim canlım 2 en eşittir 24 kromozomlu bir canlı. Mayoz bölünme geçirecek. Mayoz bölünmenin profaz birinde oluşturacağı tetrat sayısı. Şimdi 24 kromozomluysa 12 tane tetratı vardır. 24'ün iki katı 48 tane de kromotiti vardır. O zaman tetrat sayısına hop yapıştırdım 12 bölünme sonucunda oluşan hücrelerdeki kromozom sayısını soruyorsa 2N24 kromozomlu bir hücre hemen onu göstermiş olayım 2N eşittir 24 kromozomlu mayoz 1'in sonunda zaten kromozom sayısı yarıya iner oluşan her bir hücre N eşittir 12 N eşittir 12 kromozomludur mayoz 2'de kromozom sayısında değişiklik meydana gelmez gençler mayoz 2'yi de şöyle göstermiş olayım bunlar da Yine en eşittir 12 kromozomlu hücrelerdir. Yani oluşan her bir hücre en eşittir 12 kromozomlu olacak. Mutlaka dediğim gibi bu kısımların üstünde hocanız duracaktır yazılıda. Devam ediyorum. Aşağıdaki olayların gerçekleştiği mitoz evrelerine yazınız. Mitozun evreleriyle ilgili şekilsel veya böyle sözel soru gelecek. İ iplikleri oluşur diyor. İ ipliklerinin oluşmaya başladığı evreyi düşünecek olursak profaz evresinde i iplikleri oluşmaya başlıyordu. Kromozomlar tek sıra halinde diziliyorlarsa metafaz evresindeyiz. Kromotin ipliklerin kromozomlara dönüştüğü evre ise Yine profaz evresi dediğimiz evreydi gençler. Çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Demek ki bunlar kaybolmuş yeniden oluşacaklar. Yeniden oluşma telefaz evresi dediğimiz evredeydi. Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekildiği evrede anafaz evresi olacaktı. İ iplikleri interfazın sonunda, profazın başında tabii ki oluşmaya başlıyorlar diyeyim. Hemen diğer soruma geçiyorum. 2n 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme sürecinde aşağıdaki evrelerden hangisi en son gözlenir? %100 çıkacak şekilli soru. Ya sizden çizmenizi isteyecek ya da yazılmış bir sorunun üstünden size bizimki gibi bir soru yöneltecek. 2N8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme sürecinde aşağıdaki evrelerden hangisi en son gözlenir? Şimdi 2N8 kromozomlu bir hücre. Burada ise 4 kromozom olduğunu görüyorum. Demek ki mayoz 1 bitmiş. Kromozom sayısı yarıya inmiş. E baktığın zaman bu da profa gibi duruyor. Demek ki bu mayoz 2'nin profazı yani profaz 2 dediğimiz evredir. Profaz 2 evresinden sonra hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler. Yani burası da bizim için metafaz 2 evresi olacak. Metafaz 2'den sonra kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilecekler. Yani anafaz 2 evresi olacak. Buralara baktığım zaman mayoz 2 olduğunu gördüm. Buraya baktığım zaman hala 8 kromozom var. Demek ki buralar mayoz 1 ile ilgili kısımlar. Zıt kutuplara kromozomlar çekildiğine göre şurası anafaz bir evresi. Kromozomlar paylaşıldığına göre burası da telofaz bir evresi dediğimiz evre. E dizmeye kalkacak olursam mayoz bir önce geliyor. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Anafaz tabii ki telofazdan çok daha önce meydana geliyor. Cevabımız da D'ye düşmüş oldu. Hemen bir tane daha eşleştirme sorusu yapalım. Aşağıda verilen canlılarda gerçekleşen eşeğisiz üreme çeşitlerinin adlarını yazınız diyor. Hidra ve biramayasında fix örnek kimi bilecektik? Tomurcu kullanma ile üreme söz konusu oluyordu. Şapkalı mantarlar etraflarına sporları yazıyor dağıtıyorlardı. Sporlar uygun koşullarda büyüyorlardı. Deniz yıldızı rejenerasyon yeteneği çok yüksek bir canlıydı. Rejenerasyonla üreme yapıyordu. Bazı kelebeklerde arı türlerinde tabii ki partenogenez ile üreme söz konusu oluyordu gençler. Patates yumru gövdesinden vejetatif üreme yaparak vejata, tif üreme yaparak çoğalabiliyordu. Paramesyum tek hücreli bir canlı bölünme yaparak tabii ki birey sayısını biliyordu diyeyim. Gençler hemen son soruma doğru geliyorum. Yandaki şekilde mitozun bir evresi verilmiş. Mitoz bölünme geçiyor, Bir tane de evre vermiş. Soruya hiç bakmadan buraya bakıyorum. Şimdi kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlamış. Yani bu ana fazın başlangıcı. Mitoz geçiren hücre de 2N yani eşittir 4 kromozomlu bir hücre. Hatta bu evrede geçici olarak her bir kardeş kromatide kromozom diyeceğiz. Geçici olarak kromozom sayısı 8'e çıkmış olacak. Anafaz evresindedir. Doğru. Bir önceki evrede kromozomlar en belirgin haldedir. İnterle Profesör Mete'nin anası. Anafaz bir önceki evre metafaz. Metafazda ekvator düzlemine diziliyor. En net, en belirgin halde. Doğru. Stoplazma bölünmesi boğumlanmayla meydana gelir. Hayvansal bir hücre çeper çizmemiş. Tabii ki boğumlanmayla meydana gelecek. Doğru. Bu evrede 8 tane sentromer vardır demiş. Bölünme sonunda oluşan hücreler 2 n 8 kromozomludur demiş. Şimdi sentromer kardeş kromatitleri bir arada tutan kısımda 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sentromer var. Bu hücre 2n 4 kromozomlu mitoz geçiriyor. Sonuçta 2n 4 kromozomlu hücreler meydana gelecek. Yani bu kısım bizim için yanlış olmuş oldu. Gençler bu konu karşılaştırma yapmaya çok müsait bir konudur. Mutlaka özellikle video anlatımlarında da hani mitozlama yazı karşılaştır ya eşeği üreme eşeğsiz üreme karşılaştırıyoruz ya o kısımlara özellikle dikkat edin diyeyim gençler hepinize yazılınızda bol 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 başarılar diliyorum ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum videoyu beğenmeyi unutmayın.